Arkadaşlar merhaba. SEO konuşuyoruz serimizin 3. videosunda SEO alanında kendinizi nasıl daha da geliştirebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yani SEO alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız benim kanalım veya işte ajansların SEO ile alakalı sahip olduğu YouTube kanalları ve web sitelerinde yayınlamış olduğu içerikler kesinlikle arkadaşlar yeterli olmayacaktır. Bunun temel sebebi şu. Bu tarz platformlarda ve özellikle Türkçe kaynaklarda arkadaşlar genellikle Whitehead SEO yöntemleri anlatılır. İşte konu dönerde dolaşır kullanıcı deneyimine. 10 on page SEO ya teknik SEO ya gelir ve konu burada biter. Yani bu tarz kanallarda böyle işte backlink ile alakalı veya işte Black Hat SEO ile alakalı arkadaşlar içerikler paylaşılmaz. Şimdi Black Hat SEO'yu uygulamanız zorunlu değil fakat bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Rakiplerinizden birisi bu yöntemle sizin üzerinize çıkmış olabilir. Eğer siz bu yöntemi bilirseniz en azından rakibinizin uygulamış olduğu konuyu daha iyi analiz edebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar uygulamasanız da bu tarz konuları bilmeniz çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. İşte GSA Sir veya Money Robot gibi yazılımlar arkadaşlar Black Hat SEO'nun konusudur. Veya işte Backlink index etme çok da White Hat SEO'ya girebilecek bir konu değildir arkadaşlar. Daha çok arama motoru manipülasyonunun bir konusudur. O yüzden dediğim gibi kesinlikle yabancı kaynakları da takip etmenizde arkadaşlar çok ciddi fayda var. İşte İngilizceniz olmayabilir. Ya benim de mesela İngilizce seviyem çok üst düzeyde değil. Yani İngilizce işletme mezun olmama rağmen İngilizce ile alakalı uzun yıllardır çok çalışma yapmamamdan dolayı benim de İngilizce seviyem çok yüksek değil. Diğer yandan e, Translate gibi çeviri araçları arkadaşlar artık oldukça başarılı. Yani konuları en azından anlayacağınız tarzda başarı çevirebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar en azından bu araçlarla yani konuyu böyle çok da detaylı olarak anlamasanız da en azından konunun özeti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Transit gibi araçlar sayesinde. SEO okur yazarlığı da oldukça önemli. Yani SEO okur yazarlığı nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela penaltı kelimesi arkadaşlar. işte insanlarda genellikle futboldaki penaltı ifadesini çağrıştırır. Diğer yandan bu kelime bir SEO makalesinde geçiyorsa bu arkadaşlar Google'ın uygulamış olduğu bir cezadan bahsediliyordur bu konuda genellikle. Yani bu tarz işte en azından temel SEO terimlerinin İngilizcelerine hakim olmanız arkadaşlar sizi geliştirebilecek en önemli faktörlerin arkadaşlar başında geliyor. Yine case study dediğimiz konular arkadaşlar araştırmanızı çok ciddi fayda var. Yani şöyle söyleyeyim mesela bugün Reon'da case study ile alakalı bir yazı kaleme aldık. İşte case study nedir? Vaka analizidir arkadaşlar. İşte SEO uzmanları veya işte SEO ajansları bir konuyu tespit edebilmek adına testler gerçekleştirirler ve bu testlerin sonuçlarını işte SEO camiasıyla paylaşırlar. İlgili içeriğin arkadaşlar sonunda başarılı bir şekilde uygulanmış 29 farklı case study'nin İngilizce versiyonuna ulaşabilirsiniz. Diğer yandan arkadaşlar benim işte ilgili içerikte kaleme aldığım iki tane örnek olayda direkt olarak Google'ın kendi web sitesinde yayınlamış olduğu örnek olaydan yola çıkarak hazırlandı. İşte Seramin diye bir şirket arkadaşlar. Bu şirket Kore'de kariyer.net benzeri bir web sitesi. Bu web sitesi arkadaşlar 2018 yılından sonra işte SEO'ya yatırım yapmaya başlıyor. Önce Search Console'daki işte hatalarını falan gideriyorlar. Daha sonrasında şema yapılarını aktifleştiriyorlar. İşte mobil uyumluluk hatalarını gideriyorlar. PageSpeed Insight tarafındaki Hatalarını falan gideriyorlar. Mesela maaşla alakalı da arkadaşlar yine bir yapı kullanmış bu firma. Bir de search galeri dediğimiz bir konu var. Bu konu arkadaşlar bizim şema konusunda anlatmış olduğumuz konuların özeti niteliğinde böyle tüm yapıları beraber içerisinde barındıran bir konu. İşte nedir? Article, Book, işte breadcrumb, kors şeması. Onun dışında işte event şeması, FAQ gibi gibi şema yapıları arkadaşlar. Ardından da arkadaşlar bir önceki yıl oranla organik trafiklerini %100 oranında arttırmışlar. Şimdi bazı arkadaşlar da şöyle bir algı var. İşte John Müller ne derse o. Veya işte Google'ın web sitesinde ne yazıyorsa o. Tamam arkadaşlar bunları tabii ki okuyacağız. Şu anda zaten ben size bunları okuyorum. Diğer yandan buradaki konular yani Google'ın web sitesinde veya işte John Müller'in ifade etmiş olduğu konularda arkadaşlar hep olay SEO ile başlar Google tarafında biter. Yani Google'ın temel mantalitesi şu. SEO benim diyor. Yani burada neyi anlatıyor? Şema yapılarını anlatıyor ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şema yapılarıyla organik arama trafiğinizi bir yılda %100 oranında arttırmanız çok olası değil. Yani birçok uzmana göre bugün şema yapıları dediğimiz konular veya işte PageSpeed Insight tarafındaki yani teknik SEO'nun konuları web sitenizde %10, %20 oranında bir iyileştirme sağlayacak konular. Yani direkt böyle sıralamaya aman aman etkisi olan bir faktör değil. Tabii ki SEOcular olarak veya işte SEO ile alakalı çalışmalar yapan insanlar olarak bizim web sitelerimizi Google'a yönelik geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu artık bir şart. Burada da bir %10'luk %20'lik bir dilim var. Bu dilimi de arkadaşlar tabii ki kullanmaya çalışacağız. Yani işte şema nedir ya buna gerek yok gibi bir algıdan ziyade hani bu yapıları böyle işte oturup da araştırmak falan çok daha önemli. Diğer case study de arkadaşlar Hindistan'daki MX Player adındaki bir web sitesinin bir firmanın yani daha doğrusu %300 oranında arkadaşlar hitini arttırdığıyla alakalı bir case study. Bu case study'de de arkadaşlar ilgili site zaten video platformu olduğu için ne yapmışlar? Video sitemap olayını kullanmışlar ki bu konuyu zaten anlattık. Daha sonrasında edit structured data yani şama yapılarını eklemişler ki burada eklemiş oldukları yapı da arkadaşlar videolar şeması. Daha sonrasında işte trafikleri %300 oranında artmış. Yani burada da anlatılan konu bu. Yani aslında yine benim anlattığım konular. E çünkü niye? Google'ın da zaten web sitesinde bu konular anlatılıyor. Şimdi şu konuya geleceğim. Yani arkadaşlar Google'ın kendi web sitesinde yayınlamış olduğu içeriklere takılırsanız buradaki içerikler döner dolaşır. işte Google'ın araçlarına gelir. Nedir? İşte Rich Snippet Tools. İşte Mobile Friendly Test. İşte ne bileyim Page Speed Insight. Yani bu araçlarda dönüp dönüp durursunuz. Ne yaparsınız? On page SEO yaparsınız. Teknik SEO yaparsınız. İşi mutfağına indiğiniz zaman tabi bu durum böyle değil arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar backlink direkt olarak bir sıralama faktörü. Yani sitenin otoriter olması link inşasının. Bugün Kozborg'un backlinki olmasa ben size söyleyeyim yani günde toplayabileceği hit 200-300'ü geçmez. Ya bugün 2K hit topluyor. E niye topluyor arkadaşlar? İyi kötü bir link inşası var bu sitenin yani. O yüzden topluyor. Yani Google gelip bunları size anlatmaz. Yani işte veya John Müller gelip bunları anlatmaz. John Müller çıkar der ki işte keyword domain'in bir önemi yok. İşte 10 yıl sonra web tasarımla ilgilenmeyebilirsiniz. O yüzden işte markalaşabileceğiniz domainler seçin kendine. Konuyu kapatır geçer. Bu şekilde arkadaşlar işte araştırmalarınızı kısıtladığınız zaman döner dolaşır hep aynı yerde yüzler durursunuz. Bu da arkadaşlar sizi doğrudan sonuca götürmez. O yüzden ne yapacaksınız? Search Engine Journal gibi, Search Engine Land gibi web sitelerinde yayınlanmış olan içerikler arkadaşlar okuyacaksınız. Sadece beni değil Diğer SEO kanallarını da takip edeceksiniz. Güncel gelişmeleri sürekli olarak takip edeceksiniz. Çünkü ben arkadaşlar yani ayda ortalama 4 tane 5 tane video atan Yani 4 tane 5 tane video ile biz burada SEO'yu anlatamayız. Ya yani çünkü çok geniş bir kavram. Sürekli gelişen bir kavram. Yani burada bir yıl önceki bilgimiz arkadaşlar çöp olup gidiyor yani. Şimdi diğer bir konu da arkadaşlar analiz konusu. Yani analiz arkadaşlar bir yetenektir. Ve bu yeteneğinizi arkadaşlar çalışarak geliştirebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda çok fazla yapmıyorum ama HREF'e çok kolay eriştiğim dönemlerde günde 10 tane 15 tane site analizi yapıyordum. Şu an Cosboard ve diğer web sitelerinde dahil olmak üzere olası tüm rakiplerini arkadaşlar ezbere biliyorum. Yani bu siteler nasıl bir link inşasına sahipler, hangi anahtar kelimelerden içerik çekiyorlar, kullandıkları tema ne, işte şema yapıları nasıl, e, PageSpeed Insight'daki işte önemli web verileri durumları nasıl gibi konular arkadaşlar neredeyse ezbere biliyorum birçok rakibimin. İşte bu da arkadaşlar sürekli analiz etmenizden kaynaklı bir durum. Kullanıcılar bana şunu sordu. Yani bizi takip eden insanlar şunu sordu. Dediler ki ya hocam burada işte sen spam forum backlinkleri almışsın. Bu kelime de sen böyle mi çıktın dediler. Ki güzel bir analizin sonucu arkadaşlar. Yani kullanıcı burada işte bizim backlinklerimizi analiz etmiş. Backlinklerimizin yani Eşref ve semrush tarafında gözüken backlinklerin arkadaşlar spam olduğunu keşfetmiş. Ve Şöyle bir şey düşünmüş. Yani acaba spam backlinkler veya işte, işte 350 450 500 forum tanıtımı gibi backlinkler faydalı mı diye de düşünmüş. Diğer yandan arkadaşlar işte Ahrefs'te Semrush'ta durum böyle olsa da bakın Search Console tarafında arkadaşlar burada bir tane bile spam backlink yok. Yani şöyle göstereyim. 4 tane tanıtım yazısı var. Geriye kalan tüm backlinkler arkadaşlar e, otoriter web sitelerinden alınan backlinkler. Şu doş.com'u saymazsak Bunların arkadaşlar hepsi benim kendi kullandığım ücretsiz kaynaklardan aldığım beklentiler bu kelime de arkadaşlar biz işte 4. sıra, 5. sıra, 6. sıra gibi sıralamalarda bu şekilde tutunuyoruz. Yani işte Google'ın web sitesinde arkadaşlar bu tarz konular yazmaz. O yüzden sizin oturup da analiz etmeniz gerekiyor ve analiz yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Rakiplerinizi incelemeniz gerekiyor. Yine bir örnekle konuyu anlatmak gerekirse mesela Telegram kanalından bana ulaştılar. Dediler ki hocam işte bir tane e-ticaret sitesi var. Site tek sayfadan oluşuyor Google'da bir tane indeksi var İşte site ilgili anahtar kelimede bizi geçiyor hocam nasıl oluyor bu iş Biz işte gittik şama yapıları yaptık falan filan işte 10 page SEO'yu şey yaptık teknik SEO tarafını hallettik İşte blok tarafına içerikler giriyoruz falan ama adamı geçemiyoruz İlgili siteye gittim arkadaşlar kaynak kodlarını inceledim çok temiz bir kaynak kodları var sitenin Ve dedikleri gibi gerçekten one page bir web sitesi Sitede arkadaşlar YouTube butonu var YouTube butonuna bir tıkladım Adamların YouTube'a atmış olduğu videolar arkadaşlar 15 bin 20 bin izlenmiş. Ve çok fazla video paylaşmışlar. Bu adamlar arkadaşlar makine üretimiyle alakalı bir kurumsal firma. Ve her YouTube videosunun arkadaşlar title'ında ilgili sitenin direkt domaini geçmiş. Yani bu da arkadaşlar bir SEO kriteridir. İşte burada analiz hatası var veya analiz eksik yapılmış. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman evet ilgili sitede hiçbir espri yok. Site kafada ilgili anahtar kelimede ama işin YouTube tarafı var. Burayı da çözmek gerekiyor. Yine hadi üçüncü bir örnek daha arkadaşlar anlatayım ben size. Şimdi apk sitesi sahibi arkadaşlar birisi bana ulaştı. Dedi ki hocam işte youtube videolarını neredeyse hepsini izledim dedi. İşte uyguladık falan dedi Eğitimizde de iyi kötü bir artış oldu ama dedi ya beklediğimiz performansı bir türlü dedi sağlayamıyoruz dedi. Çok da dedi çok da dedi seo'ya dedi ayırabilecek bir bütçemiz yok dedi bize ne tavsiyede bulunursunuz dedi. Ya dedim ki apk sistem varsa youtube'u kullan. Dedi ki youtube'u nasıl kullanacağız dedi. ya arkadaşlar apk indir yazıyorum bakın apk indir ifadesini yazıyorum. Adamın videosu arkadaşlar 8.7k izlenmiş Bakın hileli mod yazıyor yani Title'ında hileli mod yazıyor Demek ki arkadaşlar bu video yayında kalabiliyor e ne yapacaksın Kendi web siten için işte mevcut apk içeriklerine yönelik Gideceksin youtube videoları oluşturacaksın Burada linkini bırakacaksın Bu videoyu alacaksın içeriğinde paylaşacaksın videolar şamasını kullanacaksın video sistem api kullanacaksın Adamın arkadaşlar 1.1k abonesi var ya 10 numara iş yani youtube'u Kullanan çok fazla apk sitesi var Demek ki yine analiz noktasında bir hata var. Rakiplerinizi analiz edememişsiniz. Analiz yapmaktan insanlar üşeniyor. Ya böyle herkes şey peşinde. Yani ham bilgi peşinde. Arkadaşlar çok samimi bir şekilde söylüyorum. Anahtar kelime analizini ben size burada 3 saat anlatsam, rakip analizini 3 saat anlatsam yine bir şey değişmeyecek. Siz oturup da Semrush'ta, Ahrefs'te, Screaming Frog'ta diğer SEO araçlarında sitenizi analiz etmiyorsanız Rakiplerinizi analiz etmiyorsanız arkadaşlar size o videonun hiçbir katkısı olmaz. Sadece oturup yarım saat süre harcamış olursunuz bu kadar ya. Yani. İşte o yüzden arkadaşlar oturup işin mutfağına inmeniz gerekiyor. Ha diyorsanız ki ya dostum benim böyle şeyler ihtiyacım yok benim cebimde para var o zaman vercen işte bu işi yapan adamlara onlar oturup analiz edecekler yani bu işin şeyi bu temel felsefesi bu. Şimdi SEO uzmanlığı konusuna da gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de metrekare başına düşen SEO uzmanı sayısı oldukça yüksek. Yani şimdi abiyana bir tabir var da onu kullanmayayım. Yani işte çarpsan SEO uzmanına denk geliyorsun yani. Herkes SEO uzmanı. Backlink almayı bilen adam da SEO uzmanı. İşte Black Hat SEO yöntemlerini kullanan adam da SEO uzmanı. Herkes SEO uzmanı. Herkes roket yapıyor siteleri. Uçuruyor, kaçırıyor. İşte o backlink paketini alan siteler işte uçuyor, kaçıyor falan filan. Bu tarz şeyler hep kullanılıyor. İfadeler kullanılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk SEO ile alakalı makalesini 2011 yılında okumuş birisi olarak ben kendim arkadaşlar hiçbir zaman SEO uzmanı olarak görmedim. Neden görmedim? Çünkü ben arkadaşlar yazılım bilgisine sahip değilim. O yüzden özel skriplere yönelik yani ben SEO hizmeti vermiyorum. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu e-ticaret sitelerine yönelik de ben mesela hizmet vermiyorum. Çünkü bu alanda değil dedim. Çünkü benim ben arkadaşlar geçmişe editör olan bir SEO araştırmacısıyım diyeyim yani öyle tanımlıyorum ben kendimi. Ben SEO araştırmacısıyım, SEO uzmanı değilim. Ki zaten reyon profilime girerseniz orada yazar fındık tüccarı yazıyor orada. E çünkü benim sivilde yaptığım iş o yani fındık işiyle uğraşıyoruz. Şimdi benim bir kişiyi SEO uzmanı olarak tanımlayabilmem için ilgili kişinin arkadaşlar özel scriptlerde de hem on page SEO hizmeti hem de teknik SEO hizmeti verebilmesi gerekiyor. WordPress sitelerinde de veya işte diğer scriptlerde de hem on page hem teknik SEO hizmeti verebilmesi gerekiyor. Off page SEO'ya hakim olması gerekiyor. Lokal SEO'ya hakim olması gerekiyor. Yani bunların arkadaşlar artık yurt dışında bu tarz şeyler meslek dalı olarak ayrılmaya başladı. Yani SEO uzmanlığı diye böyle genel SEO uzmanı diye bir kavram yok artık. Lokal SEO uzmanları var mesela. Yani Fiverr platformunda mesela adam lokal SEO uzmanı. Çünkü adamın tek işi o yerel SEO. Adam oraya yoğunlaşmış. Bütün bilgi birikimini, tecrübesini oraya aktarmış, oradan yürüyor. Veya işte örnek veriyorum, adam önemli web verileri uzmanı, yani teknik esyonun bir alt konusu bu önemli web verileri. Adam oraya yoğunlaşmış, adam önemli web verilerinden geçiriyor web sitelerini. Adamın da uzmanlık alanı o. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de işte ekonomik durum ortada, herkes kazanç elde etmenin peşinde. O yüzden herkes her sektöre saldırıyor yani. Bu işin arkadaşlar maalesef Türkiye'deki durumu bu yani. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bugün Türkiye'nin en aktif forumu webmasterların işte neredeyse %90 %95'inin bildiği reo.net'te arkadaşlar. Offpage SEO tarafında hala da wiki backlink satılıyor. Bakın, wiki'de backlink demiyorum, wiki backlink diyorum. Ya bunlar 2012'den, 2013'ten kalma yöntemler. Ama hala da bunlar satılıyor. Veya işte adam mani robotla backlink yapıyor. Veya ne bileyim işte GSA kullanıyor veya işte farklı yazılımlar kullanıyor. Bunlara doğal diyor. Manuel diyor falan. Ya yani işte Türkiye'deki SEO şeyi bu. Standartı bu. Yani bu standartı bilin. SEO uzmanı sayısının çok yüksek olması da o yüzden arkadaşlar. Yani yurt dışında artık millet aşmış ya. Yani. Hintler ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hintler artık yazılım yapmışlar. Ne yapmışlar bilmiyorum. Veya işte böyle çok fazla bilgisayarın olduğu bir platform mu kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Google arama motorunda örnek veriyorum. Benim anahtar kelimem Windows 10 ürün anahtarı. Arkadaşlar farklı IP'lere sahip artık botlar veya neyse bunlar işte bu ilgili anahtar kelimeyi Google'da aratıyor. Benim web sitemi buluyor, tıklıyor. Burada belirli bir süre geçiriyor. Sonra da arkadaşlar bunu gidip Yerimlerini ekliyor. Ve bunu da Chrome tarayıcısı üzerinden yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunda bu iş yani SEO ne alakası var? Arkadaşlar Chrome kimin? Google'ın. Big Data diye bir kavram var. Yani artık Google gibi şirketler arkadaşlar her yerden veri çekebiliyorlar. Yani bunu daha önce anlattım. ilgili mesela içerikte hemen çıkma oranının yüksek olması, ilgili içeriğin kullanıcı deneyiminin düşük olacağı anlamına gelmiyor. Google bunu anlayabiliyor. Yani kullanıcı o içerikte memnun mu değil mi? Google artık bunu bir şekilde anlayabiliyor. Adamın tarayıcısı var. Adamın arama motoru var. YouTube zaten adamın. Yani adamın veri çekebileceği çok fazla yer var. Mesela geçmiş dönemlerden bu tarz böyle konular açıldı işte tartışıldı falan işte arkadaşlarla dost muhabbetinde konuşurken işte Google'da bir arama yaptık karşımıza onun reklamı çıktı. Yani Google bu kadar gelişmişken arkadaşlar gidip de bu sitenin yerimlerine eklenip eklenmediğini anlayabiliyor ve yerimlerine eklemek demek arkadaşlar bu içeriği kullanıcı daha sonra okuyacak veya bu içeriği okumaya değer bir içerik olarak şey yapıyor konumlandırıyor. Yani yurt dışında arkadaşlar durum bu seviyede ama Türkiye'de işte geliyorsun Wiki Backlink yani işte arada çok ciddi bir uçurum var. İşte bu uçurumdan dolayı zaten arkadaşlar Türkçe kaynaklar sizin için yeterli olmayacak. Yani sadece beni takip etmeyin. Tüm YouTuber'ları takip edin. Bunların hani anlatmış olduğu konuları işte şey yapın. Denemesini yanılmasını yapın. Yurt dışındaki kaynakları takip edin. Yani sürekli bir araştırma içerisinde olun arkadaşlar. Yani şimdi şu görüyorum mesela işte SEO eğitimleri falan satılıyor. Adam mesela alıyor bu SEO eğitimini. Ya diyor ki ben bundan bir fayda görmedim. Ya dostum sen oturup da play butonuna basarsan ya bundan zaten bir fayda görmezsin. Aynı şey benim YouTube kanalım için de geçerli. Sen şimdi gelip de işte Doğukan Hoca video atmış bunu bir izleyelim dedin. İşte bastın play butonuna oturdun izledin sonra kapattın beğen butonuna bastın kapattın videoyu. Yani bu sana bir faydası olmayacak. Buradaki konuları yani benim veya işte diğer SEO uzmanlarının ki ben SEO uzmanı değilim. Diğerlerinin anlatmış olduğu konular arkadaşlar üzüm üzümsemeniz gerekiyor. Bu adamlar ne anlatmışlar? Bu adamların dayandıkları kaynaklar neler? Ha işte bak kaynak paylaşımı yapıyoruz yani. Hani burada oturup da sağa sola şey kesmiyoruz. Yani rajon kesmiyoruz. Bak işte developer'dan size kaynak gösterdim yani. İki tane case study. Adamlar başarı ulaşmış. Ulaşmış veya ulaşmamış. Google öyle diyor. Ulaştı diyor yani. E ne yapmış? İşte şama yapısı yapmış. E biz ne yaptık? Üç tane şama ile alakalı video çektik mesela. Yani bir şeyde arkadaşlar gördüğünüz gibi Boşu sallamıyoruz yani. yani Diğer SEO uzmanları da boşu sallamıyor Herkesin tecrübesi farklı Zaten SEO konusunda arkadaşlar Böyle tartışmaların çıkmasının sebebi de bu Yani ben bu yoldan giderim Bu yol benim için başarılıdır Daha önce başarı elde etmişimdir ben bu yolda Diğer SEO uzman arkadaş farklı bir yoldan gider O da başarı elde etmiştir O da o yöntemi savunur Ben bunu savunurum ondan sonra aramızda tartışma çıkar Neden çünkü tecrübe farkı yani buradaki şey bu arkadaşlar konu bu. O yüzden her kaynağı takip edin. Analiz yeteneğinizi geliştirin. Sürekli araştırma yapın ve arkadaşlar İngilizcenizi de büyük ölçüde geliştirme çalışın. Bu videoda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla